merhabalar. Bugün sizinle okul çantamda olanları paylaşacağım. Bu ilk çantamda ne var videomu çektiğimden beri istenilen bir video. O yüzden ben de yapayım dedim. Eğer çantamda ne var videosunu da izlemek isterseniz onun da linkini aşağıda bulabilirsiniz. Ama hop ağırmış. Bu Stella McCartney'nin böyle bisküvili çantası. Siyah, zincirli. Şimdi bakalım içinden neler çıkacak. Ya okul eşyalarım da çıkabilir. Bütün okul eşyalarım burada yok. Ama çıkça onları da göstereceğim. Şimdi ilk elime gelen bu kitap. Bu bizim hem fizik hem kimya hem de matematik dersinde bolca kullandığımız bir kitap. Bunun içinde genel olarak bütün formüller falan filan yazıyor. Bu herhalde okuldaki en önemli kitabım falandır. Bu bitti mi bütün sınavlarım bitiyor. Ondan sonra her zamanki bir selpak mendili çıktı. Burnum falan özellikle bu kış aylarında akınca bunlar acayip bir yardımcı oluyor. Ama bunları çoğu zaman benim dışımda arkadaşlarım istiyor nedense. Ondan sonra burada cüzdanım geldi. Cüzdanım da böyle siyah, küçük bir cüzdan olmasını tercih ediyorum. Çünkü okulda yemeğe çıktığımızda sadece cüzdanımı alabiliyorum. Ve bunu da cebime koyunca falan güzel oluyor. Şimdi burada önde normal kartlarım var. Sonra böyle açınca gördüğünüz gibi burada iki tane yer var. Buraya normalde kağıt paramı koyuyorum. Kağıt para yokmuş. Burada bozukluklar var. Burada da ağrı kesicim var. Hop hop hop. Burada da ağrı kesici var. Ne olur ne olmaz. İşte karnım ağrırsa okuldayken falan filan. Öyle çantamda kalsın, çantamda dursun diye. Çünkü önemli bir şey. Sonra burada kalem kutum var. Bu siyah deri bu senenin başında almıştım galiba. Ben böyle kalem kutusu taşın insanlardanımdır. Kalem bağımlılığım var. İnanılmaz derecede kalem seviyorum. Hani bir arkadaşım da aynı şekilde. Bazen böyle sadece kalem alışverişine falan çıkıyoruz. Ondan sonra burada okul ajandam var. Burada işte bütün sınavları falan filan yazıyoruz ve öyle böylece ne olduğunu unutmuyorum. Ondan sonra hesap makinem var. Bayağı hani eski çağlardan kalma bir hesap makinesi biliyorum. Okulda bunlar zorunlu. Bunlar dışında sınavlara hiçbir şey kabul etmiyorlar. Bunu da zaten hiçbir şekilde yani hiçbir şey yapamıyorsunuz neredeyse. Bölme, çarpma falan filan bayağı eski çağdan kalma bir hesap makinesi ama ne yapalım artık. Zorunluluktan. Ondan sonra burada Almanca'da okuduğumuz bir kitap var. Almancam yani olmuyor. Nasıl desem. O yüzden sürekli böyle artık ne bulduysam neredeyse bütün kelimeleri tek tek tercüme edeceğim kitabın içini anlamak için. Ondan sonracığıma burada makyaj çantam var. Şimdi başlamadan önce bu makyaj çantamda bayağı şeyler var. Bunların hepsini kullanmıyorum. Ama yine de işte ne olur ne olmaz burada olsun diye burada tutuyorum. Şimdi ilk burada bulduğum şey el kremi. Body Shop'tan Vanilla Brulee rengindeki el kremi. Gerçekten çok güzel vanilya kokuyor. Ve böyle hafif böyle ne denir? Krem brulee şey kokusu var. O yüzden hoşuma gidiyor. Ondan sonra kontak lens taktığım için arada sırada gözlerim kuruyor. Bu Optifine'in nemlendirici göz damlası var. Bunu açıkçası çok kullanmıyorum çünkü kullanınca işte maskara falan filan akıyor ama bazen gerçekten çok kötü durumda olduğunda kullanıyorum. Sonra roll-on parfüm olarak Taylor Swift'ten Taylor parfümü var. Bu acayip fresh bir koku. Bunu özellikle böyle yaz aylarında falan çok çok severek kullanıyorum. Hani okulda bazen ne bileyim böyle kendinizi iğrenç hissediyorsunuz. Biliyorum belki sadece bana oluyor. Bunu birazcık sürüyorum ve çok güzel bir koku saçılıyor etrafa. Ondan sonra bir dolu dudak ürünüm var. Neden? Hiçbirini kullanmıyorum demeyeyim de yani. Hepsini arada sırada kullanıyorum. İlk burada gelen I Love Raspberry and Blackberry Lip Balm'u. Bu tamamen şeffaf bir şey. Kokusu böyle raspberry ve blackberry kokusunda. Ondan sonra burada Revlon'dan Honey rengindeki dudak ruju mu desem? Parlatıcısı mı desem ve dudak kalemi gibi bir şey var böyle jumbo pencil'lar. Bu inanılmaz derece nemlendiriyor. Mentol kokuyor ve ne bileyim böyle hafif bir renk eklemek istiyorsanız da bu güzel yapıyor. Honey renginde. Demin söylemişim hatırlamıyorum. Ondan sonra yine aynı şekilde bu Bourjois'dan Plum Rush'ın. Oops. Okay. Kırılmış galiba bu. Şimdi maşallah elinde şey oldu. Plum Rush'ın rengindeki dudak ruju parlatıcısı kremi yine aynı şekilde. Bu onun aynısı ama daha koyusu. O yüzden bunu da daha böyle hani dudağıma birazcık renk eklemek istediğimde kullanıyorum. Ya da işte ne bileyim okuldan akşamleyin bir yere geçiyorsak
bu çantamda kalıyor. Yani makyajımı gündüz gece iyi bir şekilde taşıyor. Sonra Baby Lips'ten Dr. Rescue Soothing Sorbet rengindeki lip balmım var. Bu da hafif renk ekliyor. Bunlar inanılmaz güzel derecede mentol kokuyor. Ben mentol kokan dudak ürünlerini çok çok severek kullanıyorum. Böyle hemen bir de güzel bir şekilde nemlendiriyorlar. Hem de kendimi daha böyle tazelenmiş hissediyorum. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra burada bir el aynası var. Bunu Forever 21'dan almıştım galiba Almanya'dayken. Bu böyle aynalı bir şey. Tam aynısını göstermeyeyim. İki tarafında ayna var. Üstünde de çiçekli Wild Child yazıyor. Sonra yine başka bir olan parfümüm var. Bu Zara'dan Black kokusundaki parfüm. Bunu gördüğünüz gibi pek kullanmamışım. Bu daha böyle tatlımsı bir kokusu var bunun. Ama hani ne bileyim daha ucuz bir parfüm olduğu kokusundan anlaşılıyor. O yüzden bunu pek kullanmayı sevmiyorum. Bunu daha çok yazın işte plaja giderken falan plaj çantamda kalsın diye koydum. Sonra oradan buraya aktardım ama kışın o kadar da çok kullanmıyorum açıkçası. Sonra minik bir tane Benefit The Real Mascara'm var. Bu bazen annemlerin mağazalarında işte böyle açılış falan olduğunda makyajımı hafif tazelemek istiyorum. Özellikle okuldan işte geçtiysem. Bu çok güzel oluyor. Minnacık zaten. Hafif de sürünce çok çok güzel görünüyor. Daha böyle makyajınız tazelenmiş. İşte daha yeni makyaj yaptım gibi oluyor. Normal burada kalıyor hepsi. Gördüğünüz gibi yani bunun içindeki her şeyi her gün kullanmıyorum. Bayağı hani ne olur ne olmazlarım bunun içinde. Ama böyle kendimi her ana böyle hazır hissetmeyi tercih ediyorum. Hani ne olursa olsun tamam ben yaparım diye şey yapıyorum. Ondan sonra sakız var. Sakız herhalde yanımdan tek ayırmadığım şeylerden biridir. İnanılmaz derece sakız çiğniyorum. Okulda ne kadar yasak olsa bile bilmiyorum ya sakızsız yapamıyorum. Özellikle yemek yedikten sonra kendimi böyle bir ne bileyim böyle hani şey hissediyorum böyle yaklaşmayın bana ağzım kokuyor şeklinde. Büyük bir tane kokmuyordur ama psikolojik bir şey yani bilmiyorum. O yüzden sakız her zaman çantamın içinde. Ve çantamdakiler bu kadardı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ve kanalda başka ne videoları görmek istiyorsanız yorumlarda bırakabilirsiniz. Ve bundan sonraki videomda konuşuruz. Bay bay.